Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika bile Türkiye'ye yalvardı. Tek kurtarıcı ülke Türkiye dedi. İspanya'da zeytinyağı krizi başladı. Amerika, Rusya ve birçok ülke rotayı Türkiye'ye çevirdi. İspanya'da zeytinyağı üretimi anlamında kriz yaşanırken, Amerika, Rusya ve birçok Avrupa ülkesi rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdi. Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağının lezzete dönüşen zahmetli yolculuğu başladı. Başta Amerika, Avrupa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep gören zeytinyağı için fabrikalar mesaiye başlarken, bu senenin ürün kalitesi ve yoğunluğuyla bereket yılı olduğu, fiyatının iç piyasada 60-70 TL, ihracatta ise 80 TL civarında olduğu kaydedildi. Türkiye'nin yaş sebze ve meyvede önemli bir üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de geçtiğimiz haftalarda başlayan sofralık zeytin hasadının ardından şimdi de yağlık zeytine geçildi. Başta Mersin'in Mut, Silifke ve Erdemli ilçeleri olmak üzere kent genelinde 0 rakımdan 800 rakıma kadar her yerde yetiştirilen zeytinin hem iç piyasada hem de dış piyasada rağbet görmesi üreticinin yanı sıra ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Yeni bahçelere giren işçilerin bir kısmı el tarağıyla, bir kısmı da elektrik çırpma aletleriyle hasadı gerçekleştiriyor. Yere serilen brandalara dökülen zeytinler daha sonra işçiler tarafından ayıklanıyor. Zeytin hasadı yapan Mustafa Şahin, Mersin'de zeytin hasadı başladı. Bu hasat 1,5 ay sürer. Daha yeni başladı. Bu sene zeytinlerimizde benim güzel. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Elle hasat var, bizim makinelerimiz var, zeytin çırpma makinesi. Biz makineyle hasat yapıyoruz. Bayanlarımız da brandanın üzerine döktüğümüz zeytinleri temizleyip kasalara dolduruyor. Zeytinin lezzeti yolculuğu zahmetten geçer, zahmet olmazsa yemek olmaz ifadelerini kullandı.